Evet arkadaşlar korsan bir yayınla birlikteyiz. Normalde cuma günleri yayın arkadaşlar. Salı ve cuma günleri ama bugün bir boşluk oldu. Ondan dolayı bir yayın açalım dedim. Arkadaşlar soru cevap yapacağız bu arada. Netlerinize de bakacağım ama asıl kısaca bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Seri deneme olayını. Seri denemeler bir soru aldım. O soru cevap vermek istiyorum bendeki sorulara. Ondan sonra da yayına devam edeceğim arkadaşlar. Netlerinize evet. bana bir arkadaşlar. Çünkü bazı sorular var. Şimdi seri denemelerle illa işte 45 gün mü olmalı diye en çok sorulur. Hayır arkadaşlar illa 45 gün olmak zorunda değil. Kendi çalışmaları ama dedim ki bugün daha doğrusu dün yayında en azından bir konuların %75'i bitmeli. Yani konuların %75'i bitmedikçe seri denemeye geçmenin size bir faydası yok. Yani eğer konularınız bitmemişse seri deneme yapmayın. Özellikle AYT'de yapmayın. TYT'de belki işe yarayabilir konuların bitmemesi ama e, ayete de pek bir işe yaramaz açıkçası. Ama konularınız bitmişse %80, %75 hatta tamamı bitmişse en güzeli, en ideali o zaman bir an önce seri denemelere geçin. İlla 45'te 45 yapmak zorunda değilsin. Sen de 40 yaparsın. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi bana en çok sorulan soru. Hocam saatlere uymak zorunda mıyız? İşte erken kalkan okulu olan olabilir uzun da, evde boş olan olabilir evde boş olanlar yani zaman sıkıntısı olmayanlar benim dediğim saate uyarlarsa bence iyi olur yani 9 bir tane TYT 13-15'te bir tane ayet 17'de de analiz arkadaşlar çözemediğiniz soruları da çözüyorsunuz bu analizde bu arada o da çok soruldu çözemediğiniz soruları da çözün o arada çünkü bir denemeyi yaptıktan sonra çözemediğiniz soruları çözmek sizi zaten çok diriyor. Hatta o soruları bir deftere yapıştırıp onu dershaneye falan gidiyorsanız hocalarınıza sormak falan tabii ki daha faydalı olabilir. Mantıklı yani bunlar. Ama asıl önemli olan bizim için netleriniz. O gün bir analiz yapacaksınız. Zaten ben öğrencilerimin kendi Excel tablosunu tuttuğum için ben düzenli olarak onlardan işte o günkü denemelerin sonuçlarını alacağım. Ve Dolayısıyla bir baskı oluyor. Yani bir baskının olması da şart. Yani mesela anneniz babanız bu denemeleri aslında tutsa iyi olur sizin için. Çünkü e, sizin dışınızda bir, birinin hani böyle bastırması iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü maalesef sıkça çalışmıyorsunuz. Çok fazla çalışmıyorsunuz. Keşke böyle kendi kendine çalışan makineler olsanız ama maalesef bizim öğrencilerin mutlaka gaza ihtiyacı oluyor. Şimdi o yüzden koçluğunuz varsa koçluğunuzda yapın. Ama yoksa anne babanızdan yani bir şekilde birilerinin o netlerinizi kontrol etmesinde fayda var sizin dışınızda. En çok sorulan so soru da tabii ki saatlerdi. Saatler dediğim gibi eğer e, çok erken kalkıyorsan 7'de yap denemeyi. Vaktin varsa akşam yap. Ya da o gün dershanede deneme varsa o denemeyi sayacağız zaten. Sorun değil. illa yapmak zorunda değilsin. Fakat asıl sorun şu arkadaşlar. Çok fazla karşılaştım ben onunla daha önceki yıllarda. Ee, Pazartesi günü başlayacağım ben öğrencilerimle. Şimdi bakın genelde şu oluyor. Birkaç gidiyor ama 3-4 gün sonra aynı ruh hani birkaç gün sonra zorlamaya falan başlıyor. İşte o o arada... Bazı offlar verebilirsiniz. Mesela 3 gün deneme yaptınız diyelim. 6 tane deneme yapar. Akşamki branşları da saysak aslında 9 denemesi. Dolayısıyla sizin hani o denemeleri e, yoğun bir şekilde yaptıktan sonra mental sağlığınız bozulabilir. Açık söylüyorum. Hani yorulsanız ciddiyiz. Yorulabilirsiniz. Orada bir ara vermekte fayda var. Yani bir gün belki bir boş verilebilir. Ya da cumartesi pazar deneme yapmayabilirsiniz. Ama inat edip. 45'te 45 yapacağım derseniz en güzel olur. Gerçekten en güzel olur. Yani bu survivor gibi düşünün. Eğer buradan çıkabilirseniz sizin için çok iyi olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar ediyorum. Açık ve net söylüyorum. Hız bitmediyse ayeti için özellikle seri denemenin bir faydası yok. Bak kendi programım ama açık ve net söylüyorum. Ama %75 eğer bitmişse konularınız bence seri denemeyi seri denemeler yapmadan girmesin. Ha, bir de en fazla sorulan soru. Hocam henüz daha konular bitmedi. Bir 15 gün sonra yani bir ay kalsa O da olur arkadaşlar. Bir ay kala da olur. Yani son bir ay 30 günde olur. Ama en azından bir böyle bir deneme şeyi bitirmeniz lazım, tamam mı? Bunu yapmadan sınava girerseniz, sadece konu çalışaraktan, soru bankası çözerekten girerseniz, zaman ayarlamasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bunu yetiştiremeyebilirsiniz ki bunu pek çoğunuz Milli Sağım Üniversitesi'nde yaşadınız zaten. Orada gördüğünüz zaman yetmiyor ve yetmeyecek. Özellikle TYT'de zaman yetmeyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorular çok fazla Şöyle yapalım. Buradan sonra başlayalım. Sorularınızı bir daha alalım arkadaşlar. Dolayısıyla yayına yeni açanlar için de şey yapmış olsun. Sorularınız varsa sorularınızı şimdiden atmaya başlayın arkadaşlar. Ne dediğim gibi diğer soruları bakacağım bugün. Bugün birazcık işte dediğim gibi Korsan yayın oldu o yüzden ne şey yapacağız arkadaşlar. Evet. Çok iyi izleyicilerimizden birisi Elif Alpay. 45-45 özel eğitim. Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan özel eğitime. Necmettin Erbakan mıydı? Şöyle ekrana vereyim. Sen ne gözüküyor mu şu anda? Evet gözüküyor. 954. 54 Necmettin Erbakan 59-54 almış Elif. Şimdi. 45'lerdesin. Ee, şöyle söyleyeyim. 10 tane daha AYT ihtiyacın var. 15 tane daha TYT ihtiyacın var. TYT 15 AYT 15. 15 olabilir. Yani bir şekilde eklemen gerekiyor. Eğer bu eklemeyi yaparsan olacak. Ama sana şunu söyleyeyim. Bence şu anda TYT'de sınıra gelmişmadan 45'ten öteye geç. Çünkü şöyle bir olay var. Sözel öğrenciler 45'te kalıyorlar. E dolayısıyla senin geçmen için ne yapman lazım? E şurada kalmış 2. Bu bence yanlış bir yol. Yani daha doğrusu az bir yol. Onun yerine ben AYT yüklen. AYT diyor Necmettin Erbakan 65 yaparsan TYT'deki 10 eksiği o şekilde kapatabilirsin. Yani benim sana tavsiyem 20 tane daha ayete yapmaya çalış ki sözelin zaten en iyi neti ben her zaman ne diyorum? Çünkü şimdiye kadar gördüm geçen yıl o zaman 45-65'te sözelde güzel bölümler var. O yüzden sana tavsiye ettiğim şey bu. De TYT ile daha fazla oyalanma. Hemen AYT geç. Hatta AYT konularını bir an önce bitirip seri denemelere geç. Cem de Tekirdağ Bilgisayar demiş ikinci öğretim. Hemen bir bakalım Tekirdağ ikinci öğretime. Tekirdağ'ın ikinci öğretimini göremedim ama. İkinci öğretim yok mu acaba Tekirdağ'da? Birinci gördüm de. Benim listemde ikinci öğretim Tekirdağ yok maalesef. Abi kontrol edeyim bakayım. Ha varmış pardon. Gördüm şimdi. Birinci öğretimini gördüm de ikinci öğretimini şimdi gördüm. Şöyle ekrana vereyim sen de gör. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. 77.46. Canım 77 46 65 orada bir e, 7 tane eksiğim var şey 12 tane orada bir eksiğimiz var 10 diyelim öbür tarafta da 6 güzel bence Çan yaklaşmışsın çok yakınsın yani 10 10 diyebilirim aslında sana 10 tane daha TYT 10 tane daha AYT yaparsan bence gelecek çok yakınsın hani 5 gün değerlendirsen gelir sen de bence önce konularını bitir oradan sonra seri denemelerle onlar net çok rahat arttırırsın. Başarım. Battal taş da. Battal sana da aynı şeyi söyleyeceğim. Ne diyor? E, hemşerilik için 5432 yapman lazım. AYT'ye 12 tane daha eklemen gerekiyor. Yani önce hemşerilik, hemşerilik geldikten sonra Muğla'yı yakalarsın. Arkadaşlar bakın birden netlerinizi yükseltemezsiniz. Yavaş yavaş gider. O moraliniz de bozulur. Onun yerine ara hedefler ver. Yani Muğla hemşehrilik yerine battıkta şunu yap. Öncelikle hemşerinin en düşük netini yakalamaya çalış. 54 32. TYT tamam ama 32 eksik. Ne yapman gerekiyor? 12 tane AYT koyman gerekiyor. Oradan sonra gerisi gelecek. Başarılar dilerim. Evet Beyza Uzun Kale Tıp demiş. Hemen bir bu Kale Tıp'a. Ekrana vereyim. Siz de görün. Gözükmüyor mu? Bir dakika. Heh. 99 70. Beyza şeyi yakalamışsın. tyT yakalamışsın. Bir 4-5 tane eksin var. AYT'de de 10 tane eksin var. 5'e 10 diyelim biz sana. Düz hesap. 5 tane daha TYT. 10 tane de AYT. Bir kere AYT'yi güzel artırmışsın. 60 net. Ama e, Pamukkale tıp yüksek. E, iyi tıplardan bir tanesi. Tercihlerden birisi. Bir 10 tane daha istiyoruz senden. Şu anda netin tıpa yetiyor ama pardon tıpa yetmiyor bir 5 tane daha yapman lazım 101-63 tıp ama tıp için ne yapman gerekiyor 10 tane daha AYT 5 tane daha TYT yapman gerekiyor 5 günün var yeterli süre var bence yaparsın başarılar şimdi tıp isteyen Berke Edirne tıp demişsin ama sana da aynı şeyi söyleyeceğim daha tıp netine netin Berke ne yapman gerekiyor 103-63 101-63 netin şu 63 yapman gerekiyor yani Edirne tıpa gitme. Öncelikle bir tıp netini bir yakala. TYT tamam. TYT tam yakalanmış ama AYT'de 5 tane eksim var. En azından 61 net. 6 tane eksim var. 5-6 tane de AYT'yi artırman gerekiyor. 101-63'ü yakalarsan tıpı yakalarsan oradan sonra yavaş yavaş e, Edirne tıpa doğru. Başarılar dedim yeterli süre var. İnşallah yaparsın. Özlem Kadova tıp demiş. Aynı şeyler senin için de geçerli. Tıp 94.75 ile alıyor. Bak TYT kısmını yakalamışsın. Şöyle ekrana vereyim gör bu arada. TYT kısmı tamam ama AYT'de eksiğimiz var. 10 tane AYT'de eksiğimiz var. 65'ten düşünürsek 10 tane. 60'tan düşünürsek 15 tane eksiğimiz var. Yani şöyle yapacaksın. Senin yerinde olsan bir kere 5 tane daha TYT yaparım. O TYT'yi bir kere 100'e tamamlaman gerekiyor. AYT'yi de 65 yeter o zaman. Yani 100 yaparsan eğer o zaman 70 AYT e seni Çünkü Çukurova tıp iyi bir tıp. Yani yükseklerde. ilk 20'de olan tıplardan bir tanesi. Başarılar dilerim. Dilek Yılmaz 45-70 yükselmiyor. Dilek neden yükselmiyor anlatıyorum yaşından beri. Sözelci için 45-70 Süper bir net. Yani Sözelci'nin son yeri 45-65 açıkçası. Hani 70 sınava bağlı. Yapabilirsin, yapamayacaksın. Yani o yüzden Hacettepe özel eğitimi yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama Bence netin güzel bir net. Yani şey yapma. Evet 58 68. Yani çok yüksek. Şimdi sen bu neti yapsan Hacı şöyle ekrana vereyim. Hacettepe'ye yine yetmeyebilir. Çünkü Hacettepe özel eğitimin en yükseği. Yani 58 68. Hani 60'a 70 gibi düşün. 15 tane daha TYT yapman gerekiyor senin. Tamam mı? Ya da ona karşılık öbür tarafı fulllemen gerekiyor. Şimdi gerçekçi olalım. AYT'de sözelci yeter. Bak mesela bu tabloda 70 net hiç yok. 68 var. Ben bunu söylediğim zaman sene başına sözelciler burun kıvırıyorlar. Diyorlar ki hayır yapılır, yapılmıyor işte. Bak sayısalda 80, eşit ağırlıkta 80'ler yapılıyor ama sözelde çok zor, yapılmıyor. Ha, ama ne yapabilirsin? TYT'yi birazcık daha artırabilirsin, 40'a taşıyabilirsin. Onun yerine bence daha birazcık daha aşağıda bir hedef belirleyebilirsin. Fakat zaten gelen yere gelmişsin. Yükselmemesi normal. Moralini bozma o yüzden. Tamam Bence netin çok güzel. Özel eğitim yeter. İlla Hacettepe olacak diye bir şey yok. Morali bozma. Ama eğer illa Hacettepe olsun diyorsan otur biraz matematik çalışıp şu TYT'yi 58-60 bandına çıkartman gerekiyor. Başarılar derim. Netin çok güzel. Moral bozmaya gerek yok. Arkadaşlar soy, adınızı soyadınızı yazmıyorsunuz. Mesajlarınızı okumuyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Tekrar ediyorum. Adınızı soyadınızı TYT, AYT netlerinizi yazıyorsunuz. Üniversite ve bölüm yazıyorsunuz. Seri denemeye ne zaman başlayalım diye soru var. Arkadaşlar seri denemelere konular %75 bittiyse başlayın. Bak AYT %75 bittiyse seri denemeye pazartesi günü başlıyoruz. Ama ya konular hala bitmedi hala bir sürü konu varsa AYT'de önce konu bitiriyoruz. AYT'ye başlayabilirsin seri denemeye her gün bir TYT denemesi ama AYT için bekle konu bitsin. Bir de şey vardı o soruyu atladım bak. Niye branş denemesi konu tekrarlarını dene, şeyle yapsak olmaz mı? Arkadaşlar vakit az. O yüzden oturup da soru bankası bitirmek. Yani çok fazla soru bankanız kalmış olabilir ama oturup soru bankası bitirmek sizi çok fazla geliştirmez. Daha vakit az olduğu için bence branş denemesi yapın. Yani akşam eksik olduğunuz alanlardan branş denemesi. Yalnız branş denemesini sadece eksik alanlardan yapacağız. Yani şeyim var da, koçum var da bana şu şunları verdi de falan yapmayın arkadaşlar. Bakın bunu yapın. Eksik olduğumuz parçalardan bakmamız gerekiyor. Ne demeye çalışıyorum? Mesela TYT'de 30-35 net yapıyorsun diyelim. Oturup da akşam bir de TYT branş denemesi yapmanın bir anlamı yok. Zaman kaybı. Hiç gerek yok. Branşı nerede yapacağız? Eksik neredeyse orada. Ee, sözelciler ve dilciler için bakın kesinlikle bence matematikle zaman kaybetmeyin. Dil çalışın, sözel çalışın. Eğer dilde 70'lere ulaşmışsanız hocam yet net yapıyorum artık hiç de düşmüyorum altına diyorsan sen zaten dili halletmişsin tamam otur. Kalan 2 ayda da matematik çalış. Ama yapamamışsan gerek yok. Ya da mesela 55 tane AYT neti yapan sayısalcı kendisini derece öğrencisi zannedip oturup da sosyal çalışması zaman kaybı arkadaşlar gerçekçi olun. Ya bakın değerlendirmelerinizde gerçekçi olun işte o yüzden mesela bazen yayınlara niye burada sizi dinliyorlar ki gitsinler yok Atlas'ta kendileri baksınlar. Oysa şunu bilmiyorlar bizim yorum buradasınız. Ya futbol izliyorsunuz neden sonra gidip yorumları dinliyorsunuz çünkü işi bilen adamlardan e, olayı anlamaklar, Yorumlar çok çok önemli. Hani o yüzden değerlendirmelerinizi iyi yapın. Hani kendinizden ziyade bir başkasına yaptırın. Soğukkanlı olun. Kendinize karşı çok soğukkanlı olamıyorsunuz çünkü. Tamam O yüzden burada olmanızın nedeni... Yoksa Yok Atlas'tan hepiniz bakarsınız netlere. Ama yaptığınız netlerin yorumunu, eksiğini... He. Peki ne yapacağız? Mutlaka de seri deneme yaparken çetelesini tutuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İster bilgisayara ben e, mail atanların hepsine şey gönderdim. Excel tablomu gönderdim arkadaşlar. Basit bir tablo zaten. Kendim iki dakikada yaptım. Çok basit. Ama bilgisayar varsa hocam sevmiyorum anlamıyorum diyorsan oturup e, ajandaya tutsan da 2-3 denemeleri yaz. TYT, AYT netlerini yaz tek tek. Eksikler ortaya çıkınca akşam branş denemelerini sadece o yap. Yani Hatta bak şunu söyleyeyim ben sana. Diyelim AYT fende. Genelde iyi fenin ama hep fizik kaçıyorsa branş fen deneme yapma mesela. Git fizik içinde branş denemesi var. Ders ders branş deneme. Git fizyal, fizik al. Fizik yap sadece. Biyoloji ve kimyadan eğer iyiyse ve kimyan yapmana gerek yok. Her gün zaten bir tane AYT denemesi yapacaksın seri denemelerde. Yani arkadaşlar bakın taktik çok önemli. Son günlerdeyiz. Ya yani öyle taktik maktik yok. Bam bam bamla üniversite sınavı kazanılmıyor. Sizin üniversite sınavını kazanmanız için şu 55 günü çok efektif değerlendirmeniz gerekiyor. Çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Boşa kürek çekmemeniz gerekiyor. Diyorum ve konuya devam ediyorum. Tuba Dere 45-10 inönet demişsin ama ebelik için 30 tane Ayete yapman gerekiyor Tuğba. Yani 28 hatta en düşük. Yani dolayısıyla 30 net. Dolayısıyla senin ayete 10'dayken ebelik gelmez. Ne yapman gerekiyor? Bir an önce ayete konularını bitirmen gerekiyor. Kışırma yetiştireceksin. Senin elinde bu. Çalışırsan yet. Kalan sürede oturuyorsun, AYT konularını bitiriyorsun ve şu 10 AYT'yi 30'a çıkartman gerekiyor. 30 çıkmadıkça ebelik gelmez. Bir ebelik netine ulaşıyorsun, ondan sonra da inönü ebeliğe doğru yol alıyorsun. Başarılar dilerim ya, inşallah yaparsın. Ahmet Cayar da e, Ankara Hukuk demiş, hemen bir bakalım Ankara Hukuk'a. Bugün hukukçuk yok yayında, ilk defa soruluyor. Ha yok, ilk defa soruluyor. Ankara Hukuk, 85-64, şöyle ekrana vereyim sen ne gör. Ahmet şimdi 85 tamam güzel i̇şte AYT. AYT'de 50 senin 64 yapman gerekiyor. Şimdi netin bir kere çok güzel Ahmet. Yani TYT için güzel bir net ve bence hukuk gelmiş şu anda sana. Hukuka gidecek netin var ama Ankara hukuk çok yüksek. Üçüncü sırada de. senin ne yapman gerek? Bir 10 tane 14 hatta 14 tane de AYT yapman gerekiyor. Yeterli süre var mı? Bence var. Konularını bitiriyorsun. Konular bittikten sonra yükleniyorsun denemeye. Başarılar dilerim inşallah yaparsın. Fatma Kılıç da demiş hemen Marmara sınıfı? Şöyle ekrana vereyim sen ne gör? almış. Fatma şu anda yeter sanki. 8 tane bir TET'de fazlan var. AYT'de dört tane eksim var. Sanki ama. Şimdi Fatma öyle bir yerdesin ki yani tam böyle sınır biliyor musun? Yani tam şu anda Marmara. ne bileyim binde birle kaçıra da bilirsin. Binde birle gire de bilirsin. O yüzden benim sayım şu AYT'ye bir 4-5 tane daha eklersen garanti olur. Eder. Ama şu anda netin tam Marmara'da bence. Başarılar derim inşallah gelirsin adam. Berkeskin. İzmir Katip Çelebi eczacılık. Hemen bir bakalım eczacılık. Arada eczacılık pek sorulmuyor bu sene. Yani eczacılık... Denmiyor herhalde fazla. İzmir Katip Çelebi... Ha pardon varmış. Şöyle ekrana vereyim Berk sen de gör. 82-61 ile almış TYT tamam. AYT de tamam gibi. Yani belki şu anda aslında şey yetiyor sana. Hani bir iki net daha yapsan daha doğrusu şu AYT'yi bir beşer net daha artırıp 60-65 bandına çıkartırsan gelecek. Yani şu anda tam İzmir Katip Çelebi'nin eczacılığın netindesin. Ama Nikim'den anladığım kadarıyla diş hekimi olmak istiyorsun. Diş hekimliği için birazcık daha eklemen gerekiyor tabii ki buna. Ama sen bilirsin şu anda İzmir Katip e, eczacılık netindesin. Başarılar dilerim inşallah. Sınırlı. Erman da... A, Marmara Hukuk demiş. Hemen şöyle vereyim. Pardon sınıfta. Evet Mar, Marmara Hukuk. 7.61. 77 tamam sayılır. İki tane kule sadece ama ayete işte senin de 10 tane ayete ihtiyacın var. Şimdi bakın arkadaşlar gördünüz. Herkes bak şu anda orada. Ya bakın o kadar önemli bir yerdesiniz. Ciddi söylüyorum bak şu eş günü heba ederseniz Boşa harcarsanız kazanamayacaksınız ama güzel geçirirseniz istediğiniz yere at bir daha iyisini kazanacaksınız. Şöyle bence çok yakınsın 11 tane AYT yapsan yetiyor tamam mı? TYT kurtarmış gibi bir iki tane eksik sadece ama sen 10-11 tane de AYT yapmaya çalış. Başarılar dilerim yeterli süre var inşallah yaparsın. Zeynep Altın da Malatya okul öncesi demiş hemen bir bakalım okul öncesine. Malatya'nın netleri çok güzel. 53-56. Ee, 56. Bir kere Zeynep netin çok güzel. 8 tane orada eksim. Öbür tarafta 4 tane. Ya şu anda var ya bak. AYT'de fazlam var. 4 tarafta 8 eksim var bence. Ya da böyle tam. Demin bir arkadaşı söylemiştim ya. Sen de tam böyle sınırdasın. Tam böyle dijlerin netindesin bence. Birkaç tane daha yap. Ya şu AYT'yi arkada bir 5 tane daha yapabilirsin bence. Zaten hep ne diyorum sözelcilere 45-65. Sözelin en iyi neti bence 40. En ideal sözel neti. Yani o yüzden bir 5 tane daha yaparsan. Dicle okul gelecek sana. Başarılar dilerim. Şu anda da gelmiş gibi bence. Ceren Altun da Cumhuriyet sınıf demiş. Şema yani Cumhuriyet sınıfa. Şöyle ekrana vereyim. Siz de görün. 36 ile almış Cumhuriyet sınıf. Şimdi bak 36. AYT gibisin bir 6 tane eksiğimiz var sadece de TYT'de 16 tane eksiğimiz var. Yani 15'e 5 diyelim biz sana Ceren. 15 tane TYT 5 tane AYT. Fakat şöyle söyleyeyim hani TYT çok yükselmezse ya AYT kısmını da yükselterek de yapabilirsin bunu. Yani atıyorum 36 değil de 46 AYT yaparsın. TYT'deki eksiği o şekilde kapatabilirsin. Sana tavsiyem AYT yüklenmen yine. Yani iyi bir AYT ile burası sana gelir. Çok uzak değilsin yani. Başarılar derim inşallah yaparsın sınavda. Sudenur bu da Zeylül tıp demiş ama Sudenur işte dediğim gibi öncelikle ne yapman lazım? Tıp yüksek. Fakat senin önce tıp netini yakalaman gerekiyor. Tıp neti neydi? 101 at. Dolayısıyla senin 5 tane daha TYT'ye 13 tane daha önce burayı yakala. Burayı yakaladıktan sonra 9 Eylül tıpı yakalamaya çalışırsın. O yüzden ne yapman gerekiyor? 50 AYT ile tıp gelmez. İyi bölümler neydi? 60'ın üstü. Yapman gereken şey ne? AYT'ye odaklı. AYT netini 60'a çıkartmak. O yüzden konuları bitirmeye hızlıca çalışıyorsun. Biter bitmez. Eğer bittiyse de hemen seri denemeye geçiyorsun. 5 günün var. Seri denemeyle 10 tane de AYT çok rahat artırırsın. Başarılar derim inşallah gelir. Ezgi Taş Demirel sana da aynı şeyi söyleyeceğim. Hemşirelik istiyorsun ama hemşirelik 54. Yani 20 AYT ile hemşireliğe gidemezsin. 32 en azından yapman gerekiyor. Dolayısıyla AYT artırman gerekiyor. Düz hesap bir 15 AYT'ye daha ihtiyacım var. Ne yapacağız o zaman? AYT yükleneceğiz, AYT kasacağız, AYT konularını bitireceğiz. Eğer AYT konularını kalan sürede denemelerle falan artırabiliriz burayı. Şimdi şu AYT'yi 32 AYT'ye çıkartmaya çalış. Başarılar dilerim inşallah yaparsın. Peki arkadaşlar şimdi tekrar ediyorum bakın çok fazla netle yayını yaptım arkadaşlar son dönemde. Bana çok fazla netler soruluyor. Ve gördüğüm şey şu arkadaşlar sayısallar 60 nete geç 60 net 40 50 bandındasınız maalesef. 60 neti geçerseniz güzel bölümler var. E, TM'ciler 45 net eşit ağırlık. 45 neti geçmeniz gerekiyor AYT'de. 45 neti geçince güzel bölümler başlıyor. Hukuklar 45'ten sonra. E, sözelciler 65 net. Dilciler 65 net. AYT kısmı. Arkadaşlar sizi üniversite AYT götürecek. Lütfen gerçek. Tamam TYT de tabii ki önemli. Şey de önemli. OBP de önemli. Ama kim ne derse desin olayı belirleyen son noktayı koyan ayeti arkadaşlar AYT netiniz yetmezse güzel bir bölüme gidemezsiniz. O yüzden gerçekçi olun. Üç günü gereksiz işlerle oyalanarak harcamayın. Bakın gerek yere vakit geçiriyorsunuz. Hala TYT TYT çalışanlar var hiç gerek. TYT'ye de çalışın tabii ki ama bir tane deneme yapsanız yeter. Asıl çalışanınızı nereye göstereceksiniz? AYT'ye bir an önce AYT'ye getirin ve seri denemelere geçin arkadaşlar. Seri denemeler en kötü ihtimalle bir, yar, bir ay seri deneme yapmanız lazım. Yoksa kendinizi sınava hazırlayamazsınız. Hem zaman olarak hazırlayamazsınız hem de bilgi olamazsınız. Benim size tavsiye ettiğim seri deneme programını ki kanala videosunu attım arkadaşlar. izleyebilirsiniz orada. Eğer her gün bir TYT bir tane AYT akşamda en az 3-4 tane branş denemesi yaparsanız kendinizi hem zaman olarak çok iyi yetiştirirsiniz sınava hem de bilgi olarak çok iyi hazırlanmış olmak için diyorum ve devam ediyorum. Burakan Yeten İngilizce öğretmenliğini sormuş. Ottu bu akşamın ilk dilcisi. Biliyorsunuz dilcilere sayıları az olduğu için bir pozitif ayrımcılık yapıyorum arkadaşlar. Nereydi? Ottu muydu? Evet. Şöyle ekrana vereyim. 73 78de almış ODTÜ. OBP'si de 98 gitmiş. Yani fullemen gerekiyor bu rakam maalesef. 13 tane şey pardon. Sahne bir TYT'de eksiğin var. E, AYT'de de 2 eksiğin var ama yakalamışsın bence AYT'yi. Netin bence güzel ama işte ODTÜ çok yüksek ne yapman gerekiyor? Belki ot istiyorsa bence netin çok güzel de ot diye inat etmezdim ben mesela. Gelen bir yere giderdim açık söyleyeyim. Mesela Kocaeli, Mersin buralara çok rahat yeter netin. Ama illa ot istiyorsan ayet şey TYT çalışman lazım. Yani tek başına e, yabancı dil seni olacak şeyin de TYT'nin de 73 çıkması E 73 TYT'yi nasıl görebilirsin matematik yaparak? Yani çok istiyorsan kalan 55 günde matematikle yapmalısın sen. Ama bence bir dilcinin bir sünün matematikle uğraşması bence gereksiz. Bence oturup kendi branşını iyi yaparsa e, illa otlu boğazçı olsun diye uğraşmaya gerek yok. Ama sen bilirsin. Hayat senin, karar senin. Eğer çok istiyorsan dedim çalış. İstim aslan Marmara diş demiş hemen bir bakalım Marmara dişe. Şimdi Marmara diş 92 68'de almış istim. 12 tane TYT'de eksiğin var. 8 tane AYT'de eksiğin var. Şimdi 80-60 zaten bir kere dişin en düşük netine yetmiyor. Neti neydi? 97-60 öyle göstereyim. Yani senin öncelikle bir kere 97 60 yani 160 e 60 diyelim düz hesap. 160 e 60 toplamda 160 net yapman lazım. Ama senin toplam netin ne? Şu anda 140. Yani senin bir 20 tane daha toplamda netecin var istim. Yapılabilir mi? Üç gün var. Yapılabilir. Konuları bitirip iyi bir deneme, seri deneme kampı yapabilirsen başarırsın. Başarılı derim inşallah yaparsın. Doğukan Yılmaz da Gazi İngilizce öğretmenliği demiş. Hemen bir ona da bakalım. Gazi de 73 ile almış. Şöyle ekranı vereyim. 63. Şimdi YDT'n 75. Güzel. Orası kurtarmış. Bu arada buraya giden OBP'si 100'müş. Şey neyse, senin TYT'n ne, 50 mi TYT'de i̇şte, bir 13 eksiğin var. Yani bak şu anda Doğukan şeyi tamamlamışsın bence. AYT daha doğrusu YDT kısmı tamam sende ama TYT'de bir onu eksiğimiz var. İşte gazi yüksek. Yoksa hani netin bence çok güzel. Bence 75 yabancı dil. Keşke bunu sınavda yaparsan eğer. Yer... Ama işte gazi yukarılarda. 5. sırada gazide. Dolayısıyla senin 13 tane daha tyT yapman gerekiyor. Matematik çalışacak bir şey yok. Başarılar derim inşallah gelir bu arada. Bir var mıydı bir dakika bir bakayım olacaktı. Ay ay ay. Nereydi Fırat mıydı? Şimdi Fırat fizyoloji şey fizyoterapi şöyle ekrana vereyim. Siz de görün gözüküyor mu? He. 51 23'lü almış Fırat. Şimdi senin zaten Beyza tyt netin 55 tamam orayı Bence netin şu anda yakın. Yani Moral bozmaya falan gerek yok. Gelir mi gelmez mi diye şeye gerek Bence yakalamışsın bile yani. Hani çok rahat gelir burada. Kalan 51 deneme yap bol bol. Bitirsen iyi olur. Birazcık daha konu ekle. Yani bir 5 net daha yaparsan AYT garanti olur. Bence netin güzel. Daha doğrusu isteme yetiyor bu net. Dolayısıyla hani moral bozmaya gelir mi gelmez mi diye Tedirginlik gerek yok tamam mı? 4-5 tane daha AYT yaparsan çok daha rahat gelir. Ama şu anda gelmiş bile netin. Başarılar dilerim. Alpay Dinç Aydın Akdeniz. Alpay Dinç Aydın. Akdeniz Elektrik Elektronik. Hemen Akdeniz Elektrik Elektronik'e. Şöyle ekrana vereyim. Sen de gör Alpay. E, gözüküyor mu? Evet. 86 elismiş. Koyu olarak gösterdim yani. Akdeniz Elektrik Elektronik. Şimdi senin TET'n 80. 6 tane daha tyt ihtiyacın var. AYT'n de 20 tane daha ihtiyacın var. Yani 20 tane AYT yapman gerekiyor Alpay. 10 tane de daha doğrusu 8 tane de TYT. Bence TYT olur da AYT'ye yüklenmen gerekiyor. Arkadaşlar bakın hep söylüyorum. Bu akşamında yine konusu aynısı olacak. Ve net kalıyor AYT sayısalcılar. 60 netin üzerine çıkmadıkça güzel bir Elektrik elektronik olsun, bilgisayar olsun, tıp olsun, eczacılık olsun, diş olsun... Bunların hepsi 60'ın üzerinde arkadaşlar. Alpay bir an önce şu 40 olan A'yı çıkartman gerekiyor. 65 bandına geçtiğin anda hem bu hem de güzel daha güzel bölümlere de netin yetebilir. i̇nşallah yaparsın. Daha yeterli süre var bence. Ayete çalış. Nisa Meryem Sönmez de Çukurova okul öncesi demiş. Hemen okul öncesine. 55 50 okul öncesi. Şimdi TYT'den 50 güzel bir 5 tane TYT'de eksim var Meryem. E, ayete 40, 45, 12 tane de ayete de eksiğim var. Yani 12'ye 15, 15, 15 diyebiliriz sana. E, pardon 5'e 12 de diyebiliriz netin. Yani 5 tane daha TET yapman gerekiyor 12 tane daha AYT. Şimdi Nisan netlere bakacak olursan bak TET kısmı güzel yükselmiş söz Ama geride kalmışsın. Yani iyi bir sözlercinin 40-45 AYT az iyi bir sözler. Ne ya yapman gerekiyor? Bu 40-45'i 50 çıkartman gerekiyor. Hatta 60-65 bandı. Ne diyorum yayın başından beri 45-50 45-60 sözlerci için. AYT'nin konularını bitin bir an önce. AYT konularını bitirirsen eğer, sürede seri denemelerle, branş denemeleriyle sözeli çok rahat tamamlayabilirsin. Şu 40-45'i 60-65 bandına çıkartırsan da Çukurova rahatlıkla gelir sana. Başarılar derim inşallah yaparsın. Elin uçakta kilis hemşerilik demiş. Hemen bir bakalım kilis hemşeriliğe. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 70'e 27 ile almış. Şöyle ekrana vereyim sen ne gör. Şimdi 70-27 Helin. TYT'nin çok uzak değilsin mi? 5 tane eksiğimiz var sadece orada. AYT kısmını da yakalamışsın güzel. Şimdi bak Helin gördüğün gibi 30-35'in üstüne çıkınca hem şey güzel. Çok eksiğin yok aslında. Çünkü öbür tarafta bir 5-6 tane fazlan var ya. 4-5 fazlan var ya. Bence bu tarafı kurtarabilir. Hani şu anda tam oranın netinde Bence netin ama yine de birkaç tane daha fazla yapsan iyi olur. Rahat olur senin için. OBP'n de buradaki arkadaştan çok düşük değil. Buradaki arkadaş 85 ile gitmiş. Seninki de 81 çok düşük. Bir 3-4 tane daha net yap ki garanti olsun. Yani bence burası serdilerim olmuş bile. Ege Tıp diyor. E bakalım Ege Tıp'a. Ege Tıp'ın sorulmadığı gece yok. Her akşam sorulan bölümlerden bir tanesi. 105.74. Ali 5 tane daha AYT'yi. TYT tamam. 5 tane daha AYT. Yalnız OBP'yi bilmiyorum senin. OBP buradaki arkadaşı görüyorsun. 100. Dolayısıyla OBP buradan düşükse eğer arayı da atman gerekiyor ama şimdilik sana şöyle diyelim 5 tane daha yaparsan. Başarılarım inşallah yaparsın kalan sürede. Şevval Görür de. Ottü e, moleküler bir genetiği sormuş. 101.71. Şimdi 90 TYT yapıyorsun. Pardon ekrana vereyim şöyle sen de gör. 90 TYT yapıyorsun. 10 tane TYT hacim var. 65. 5 tane de AYT'cim var gelecek. Boğaziçi oradan da yüksek. Boğaziçi daha da yukarıda. Ama hani netin 90'larda bence neresi olabilir? Daha aşağılar. İzmir Yüksek Teknoloji olabilir. Yıldız Teknik olabilir. Buralar şu anda gelmiş gibi. İstanbul gelmiş gibi ama işte Boğaziçi ve ki yüksek. Yani Şeval aslında netin güzel ve yetiyor ama ODTÜ ya da Boğaziçi istiyor bir 10 tane daha TYT ihtiyacım var. 5 tane daha AYT ihtiyacım var. Başarılar derim inşallah yaparsın. Esma Kartar. Karal pardon. Esma Karal. 50 60'lı tam e, sözelci bir e, Akdeniz. Akdeniz mi? Özel eğitim Akdeniz. Bakalım. Yeter gibime geliyor ama bir bakalım yine de. 48-61 ile gitmiş. Evet. Yeter netin. Çok rahat yeter Esma. Çünkü net güzel. 50-60'lar Sözelci'nin bence 45-65'inde üstü. Yani güzel bir net. Çok rahat yeter. Akdeniz'de zaten 48-61'le almış. Esma netin şu anda buraya çok rahat yetiyor. Başarılar derim. Gelmiş sana. Karada Muş e, Türkçe öğretmenliğini sormuş. Hemen bir bakalım. 39-49 gözüküyor mu ekranda? Evet. Gözüküyor. Şimdi Ziya 39'u yakalamışsın güzel. AYT'de e işte eksiğin var. Şimdi TET'yi 40 yapmışsın ama ayet 30'da biraz aşağıda kalmış. AYT'yi de 50'ye çıkartman gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ben sana Ziya. E, AYT için düşük bir net maalesef. Yani 30 net ayet için yani Demek ki yeni başlıyorsun. Konular daha yeni bitiyor galiba. Konuları bitir bir an önce ve otur deneme yap. Branş denemesi, seri deneme, normal AYT denemesi yap. Şu AYT'yi 50 bandına çıkartabilirsen gelecek. TYT tamam. TYT kısmı tamam ama dediğim gibi AYT'de 49 yapman gerekiyor. Başarılar derim daha vakit var yaparsın. Şimdi şu sorularla muhatap o yüzden İsa senin vasıtanla hepsine cevap vereyim. Arkadaşlar nereye çıkacağını bilemem. Yani bu belli olmuyor. Yani kişiden kişiye değişiyor. Artıranı da gördüm azaltanı da gördüm. Yani kalan 50 heba edeni de gördüm öğretmenlik hayatım. Kalan 55 günde çok fazla artıranı da gördüm. O yüzden insanoğlu her şey yapabilir. Yani bilemem bunun ne oluyor. Bunu Allah bilir. Bir de şöyle şeyler oluyor. Yani işte şunu yaparsan kesin kazanırsın diye e, etkileşim almak için, tıklama almak için e, şeyler arkadaşlar. Bunların yalan olduğunu düşünüyorum. İnanma gelmeyin. İşte şunu yaparsan kesin kazanır. Şimdi seni deneme kampım var. Bunu yaparsanız kesin kazanırsınız. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Kimse size garanti kazanmayı garanti veremez. Sınavda Allah göstermesin sağlık sorunları hiçbir şey yapamadan da çıkabilirsin. Yani o yüzden şey yapmayın. İşte şu olursa bu olursa diye düşünmeyin. Siz kalan 55 günü güzel geçirmek istiyorsanız bitirin bir. Her gün en güzel yapacağınız şey bu. Yani kalan 55 günü en güzel değerlendirmenin yolu arkadaşlar. Yoksa şu olursa şu olur bu olursa kesin olur falan gibi laflarla boş laflarla zamanınızı harcamayın. Aslan Kara Sakarya Türkçe öğretmenliği demiş. Hemen önümüzdeyken bir bakalım Sakarya'ya. 58.49 ile almış. Eee... Şimdi Aslan 35, 20 tane TYT'de eksiğin var, 20 tane AYT'de eksiğin var. 20'ye 20 eksiğin var. Tam böyle dengeli bir artırım. Ne yapman gerekiyor işte? Bir an önce AYT'den gerekiyor ve deneme yardırman gerekiyor. Ee, çok kolay değil. 20-20-40 nete ait var ama el, bence yapılabilir. İşte tam... Bu 55 günü en iyi değerlendirebilecek adam sensin bence. Oturuyorsun aslan ne yapıyorsun? Hiç fire vermeden her gün düzenli hem konularını bitiriyorsun başta ondan sonra deneme yapıyorsun. Sürekli bir çalışma giriyorsun. 20-20 artırdığın anda olacak. Başarılar dilerim yeterli süre var bence yapılabilir. Yılmaz daha da söyledim bilmiyorum. diş gelmiyor. Diş neydi? 97-60. Yani senin beşer tane daha yapman gerekiyor. 5 5 daha yaparsan bir kere diş netine ulaşacaksın. Oradan sonra daha yukarılara doğru çıkmaya çalış. Yani beşer tane daha Sude Demir daha ve sana söylemiş miydim bilmiyorum. Okul birinciliğin de vardı. Şimdi Sude okul birinciliğinin garantisi yani okul birinciliği kontenjanına bakacaksın. İşte o hiç hiç belli olmuyor. Yani okul birinciliği tamamen şans. Hani okul birincisin. Ankara Hukuk sana kesin gelir. Garantisini kimse veremez ama gelmez de kimse veremez. Yani o yüzden okul birinciliğine güvenmeyeceğiz bir tarafa koyacağız. Ama elimizde olduğu için de onunla da ilgili bir şeyler yapacağız. Onu ne zaman yapacağız? Tercih döneminde. Tercihlerde tamam mı? Taktiklerimi izlemeni tavsiye ederim. Okul bir taktik ve o taktiklerde birazcık daha yukarıdan tavsiye ediyorum. Ama biz gerçekçi olalım yeter mi? 80'e 60 Ankara hukuka yeter mi? Bir bakın Ankara hukuk 85-64 almış. Şöyle ekrana vereyim sen de gör. Yani senin bir kere okul birinciliğine güvenmeyip beşer tane daha yapman gerekiyor bu bir. Ama hiç belli olmaz. Bakarsın 80-60 yaparsın. asla 5-5 10 net toplamda eksik. Ama Ankara hukukta geç. O yüzden Ankara hukuku sen yazmalısın. Ama bence okul birinciliğine güvenme. Otur. Bir beşer tane de artırmaya çalış. Zaten 60 nete geldiğine göre AYT'de konuların bitmiştir. Konu eksin kalmamıştır. Bence kalan 50 seri deneme programını uyu. Her gün bir TYT bir tane AYT mutlaka yap. Başarılar dilerim. Çok güzel netin var. Şimdi Eee isim yazmamış ama şu mesaja e, cevap vermek istiyorum. Çünkü bugünlerde son günlerde bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Mezuna bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar, ün kala mezuna mantıklı mı bence değil. Hayat sizin, karar sizin tabii ki karışamayız. Yani sizin hayatınız, istediğinizi yaparsınız. O ayrı. Ama mantıklı değil. Neden mantıklı değil? Sonuçta sen seneye yine bu konulara çalışacaksın ve bu senenin parasını da ödemişsin. Öyle değil mi? Sınava gireceksin. E 300 lira da verdin. E o zaman senin ne yapman gerekiyor? Bence burayı boşman gerekiyor. Bu kalan harcamaman gerekiyor. Senin yerinde olsam mezuna bu olayını sınav sonucu geldikten sonra başarı sırama bakarak yapardım. Eğer başarı sıram istediğim bir yere yetiyorsa, güzel bir bölüme yetiyorsa giderim. Ama istediğim bölüme yetmiyorsa mezuna bırakıp bırakmamayı düşün. Yani mezuna kalıp kalmama olayı bence şimdinin olayı değil. Sınavdan sonra Netler, puanlar geldikten sonra, başarı sırası geldikten sonraki olay. O yüzden bence şu anda mezuna bırakmayı düşünenler bile bence bırakmayın. Eba edersiniz, havalarda ısındı gezer tozarsınız ama e, sınav adına bir fayda olmaz. Onun yerine bence bunu yine de değerlendirin. Elinizden geleni yapın. Sanki kazanacakmış gibi, bu sene olacakmış gibi çalışın. Ve belki de olur. Hiç belli olmaz. Bakarsanız iyi bir puan alırsınız. İşler bekleyen daha güzel gider. Hani sınava girmeyecekseniz anlarım. Sınavın parasını da verdiniz. E o zaman sınava gireceksiniz. E neden boştan yere şimdiden bu 55 günü harcayasınız ki? Bence bunu yapmayın. Bence oturun sınavınıza çalışın. Girin bu sınava. Ondan sonra bakarız mezuna kalıp kalmayacağınıza. Şimdi Kaan Kıyak 107 yet yetmez. Boğaz Şensü Türkiye'nin en iyi arkadaşlar. Bir numarada Boğaz Endüstri var. 115'e 80 yapmak gerekiyor. Yani Kaan Netin çok ama henüz Boğaz Endüstri'ye yetmez. 15 tane daha TYT, 10 tane daha AYT yapman lazım fullemen gerek. bazı arkadaşlar isim yazmıyor ondan da bazı arkadaşlar da üniversite yazmış bölüm yok. Bütün üniversiteye nasıl bakacağız ona? Arkadaşlar bakın birazcık daha dinleneyim. Sorular var. Devam kısa kesebilirim arkadaşlar. Sorular varsa devam ederiz yoksa bırakırız. Arkadaşlar lütfen mesajlarınızda adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Evet AYT toplam netleri yazıyorsunuz. Üniversite veriyorsunuz tamam mı? Bunlardan biri eksikse bakamıyorum arkadaşlar. Kısa bir ara arkadaşlar. Çok fazla sorumuz var o yüzden hızlıyım ama buralarda çok fazla oyalanmanızı da istemiyorum arkadaşlar. Gidin dersinizi çalışın. Bir buçuk saati geçmiyorum programda onu söyleyeyim. Son yarım saat 11. Diğer hukuk diye sormuşsun. 70-50 hukuk gelir. 68-44'e geliyor çünkü. Netin hukuka çok rahat yetiyor diğer şu anda. Hamdi Torun Osman Gazi diş demiş. Hemen bir bakalım. 97-65 ile almış Osman Gazi diş. Şey pardon. AYT tamam senin de. TYT'de eksik var. 17 tane. TYT'n eksik. Ne yapman gerekiyor? TYT yüklenme. Yani şöyle de olabilir. Hani açmaya devam edip 5 tane de... Ya daha doğrusu şöyle. Bence tam sen şu anda konuları bitmiş. Tamam mı? Konuları bitmiş. Ama bir 10'ar net daha artırır öğrencisin Hamdi. Yani 10 net daha artırabilirsin iki tarafta da. Hatta belki 100'e kadar taşıyabilirsin. Yani ben AYT'den ziyade TYT çakıyor. Bence şöyle yap. Her gün bir tane TYT denemesini mutlaka yap. Akşam da TYT'nin eksik kısımlarından branş denemesi yap. TYT'de ne kaçıyor? Fen mi kaçıyor? Akşam bir tane TYT fen branş denemesi yap. Matematik mi eksik? TYT'den bir tane branş deneme. Şu TYT'yi daha ekleyip 100 yapabilirsen çok rahat. Yoksa AYT kısmı tamam sende. Başarılar dilerim gelmiş bence burası sana. Büşra Kaya, Samsung Bilgisayar Mühendisliği. Hemen bir bakalım. 19 Mayıs 80'li almış. Şöyle göstereyim. Büşra şimdi 90 netin var. TYT'yi güzel 8 tane geçmişsin ama AYT'de 10 eksiğin varmaz. Yani TYT'deki 8, AYT'deki 10 taneyi kapatmaz. Bir 5 tane de AYT yapsan gelir ama bence. Yani 50-55 yapsan gelecek. Bence netin çok güzel ama... İyi bir bilgisayar istiyorsan dediğim gibi 60'ı görmek gerekiyor. 19 Mayıs'ta iyi bilgisayarın sınırı galiba tam 90, 82 at. Yani 10 tane de AYT diyelim biz sana düz hesap garanti olsun. TTNet'in güzel çünkü 10 tane de AYT yaparsan gelir. Başarılar derim gelmiş bile. Çok yakınsın. Zahide Nur Aksoy da Bakırçay emşelik demiş. Hemen bir bakalım. Şu ekrana vereyim siz de görün. 71-35 ile almış. Şimdi 60. 11 tane TT'de eksiğin var. AYT'de de 5 tane eksim var. 10'a 5 de diyebiliriz düz hesap. Bence çok yakınsın. Zaten AYT 30'u geçtikten sonra hemşerilikler başlıyor. Ama işte İzmir Bakırçay biraz yukarıdaki hemşeriliklerden bir 5 tane daha yapman gerekiyor. Bence çok rahat yaparsın. Daha iyi. Bence AYT konularını bitir. Eksik konun kalmasın. Zaten 35'i görürsün. Oradan mutlaka deneme yap. Seri denemeler yap. Gün aşırı olur. 2-3 günde bir olur. Ama mutlaka sınava kadar hem TYT hem AYT denemesi yap. Başarılar derim gelmiş bile bence burası sana. Tıp demiş Cemre Aydın da bakalım bir gazi tıpa. Gazi tıpta 113.71 şöyle ekrana vereyim sen de gör. 113 8 tane THT'n eksik Cemre. Ayeti tamam gibi. Yani işte netin çok güzel aslında. Hani güzel bir net bence 105.70. Ama dediğim gibi gazi tıp yüksek. 113.71 bir 8 tane de THT'ye ihtiyacın var. Yani ayeti tamam gibi zaten. Hani orayı çok fazla... Belki yukarıya taşıyamayabilirsin ama TYT'de daha gidilecek yer var. Bir 5 tane daha TYT yapılabilir bence. Başarılar dilerim inşallah gelir. Selin Çatal'da da Zonguldak hemşire demiş. Bir bakalım Zonguldak hemşirelik kaçta almış. 52-36. Ayeten 60. Çok rahat gelir Selin sana. Şöyle ekranı vereyim. Sen ne gör. Evet. 36 netle alıyor zaten. Ayeten çok rahat gidersin. Bu da 67-40'a herhangi bir hukuk demiş. Sıla 5 tane de AYT yapsan gelir. 68-44 hukuklar. Yani TYT tamam bence. Ama AYT'de bir 5 tane eksin var. 5 tane daha hukuk, e, AYT yaparsan hukuku yakalarsın. 5 gün yaparsın bence. Duygu Gürbüz Ege Hemşiş ama Duygu Hemşireliğe ulaşman için lazım. Yani öncelikle Hemşireliğe ondan sonra Ege Hemşireliğe istersin. Çünkü Ege Hemşirelik daha da yüksek. 54-32 yapman gerekiyor. Yani öncelikle şu AYT'ni 30 bandına çıkartman gerekiyor. Her şeyi AYT. Eğer şu AYT'yi 30-35 bandına çıkartabilirsen Hemşireliği yakalamış olacaksın. Oradan sonra da Ege'nin netlerine doğru yavaş yavaş kendini netlerini artırıp başarılar derim inşallah yaparsın sınavda. Eren de Depo Hukuk demiş. Hukuk da işte yüksek hukuklardan bir tanesi. Şöyle bir göstereyim. Kaçla almış? 77 60. 77 yakalamışsın hatta 10 tane de geçmişsin Eren. Tebrik ederim. Ama 10 tane öbür tarafa koysak karşılamayabilir. Çünkü 10 tane TYT'de eksiğin var. 55-9 diyelim hatta. Yani 3-5 tane daha bir yerlere artırman gerekiyor. Eren bence yakalamış gibisi. Yani 5 çok... tane de AYT yaparsan bu netle gelir bence. TYT'n güzel. AYT'ye bir 5 tane daha ekle. Başarılar dilerim. Merve Erdoğan da. Şimdi Merve işte sana da aynı şeyi söyleyeceğim. 24 AYT. Önce olun ne yapman gerekiyor? 30 çıkartman gerekiyor. Yani bir 6 tane daha AYT yapman gerekiyor. 8 diyelim daha doğrusu 8 ayete yapman gerekiyor. Oradan sonra ebelik gelir. Hemen konuları bitirip başlarsan bence 8-10 tane ayete de arttırırsın. Başarılar derim inşallah yaparsın. Bari Şahin de Selçuk hukuk demiş. Demin okul birincini sende de var ama demin okul birincinine güvenemiyoruz. Hani olur ya da olmaz kesin konuşamayız bilemeyiz. Ama ondan da faydalanacak şekilde bir tercih listesi hazırlarız. 80-49 TYT tamam ayete 5 tane eksik. Fahri bence hiç okul birinciliğine güvenmeden 5 tane daha ayeteyi garanti et. 50 ayete yaptığın anı anla ama... Okul birinciliği için Selçuk'un 5 tane ayeti yaptığını düşünelim. Üzerine daha yukarıdan da hukuklar yazarız. Eğer gelirse okul birinciliğine hala gelmezse Selçuk'u da 5 tane ayete eksik. Sadece bence çok rahat yakın. Başarılar bence burası sana. Şimdi Naz Güngör'de PDR diyor. Şimdi PDR için 30 lazım. Şimdi Naz 40 TYT'n tamam. PDR için TYT'yi yakalamışsın ama 15 AYT yapamazsın. Ne yapman gerekiyor bunu? En az 38 yapman gerekiyor. Yani senin 20 tane de AYT var. Bak 40'ı iyi yükseltmişsin. AYT'yi de oraya çıkartman gerekiyor. AYT gerilerde kalmış. Ne yapman gerektiğin gayet ortada e, AYT'ni 15 olan AYT'ni 40'a çıkartman gerekiyor. Tamam mı? 25 tane de AYT yapman gerekiyor. Başarılar derim inşallah yaparsın. Besten yetitik var mıydı? Bir dakika olacak kayım. Evet var. Nereyi soruyordu Gülşah Durmaz? Burdur Mehmet Akif. 53 23'lü almış Burdur. Şöyle ekranı vereyim sen ne gör. Şimdi Gülşah 60 TYT'm var güzel. 7 tane de fazlan var hatta. 3 tane AYT'n eksik ama oradaki 7 fazla. Bu 3'ü kapatır. O de buradakinden yüksek. Senin 78, burası 76. Güçap bence Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beslenme ve diyetitik Bölümü. Bunu söyleyene kadar canın çıkar ama öyle okurken gelmiş bile sana tebrik ederim. Başarılar. Şimdi şu soru yap vereyim hadi. Fadile diyor ki Mardin'de gastronom okunur mu? Şimdi arkadaşlar bu konuda çok farklı Türkiye'nin gerçekleriyle düşünüyorum. Diyorlar ki işte marka üniversiteleri hariç Türkiye'de üniversite hayatı çöp. Arkadaşlar buna inanmıyorum. Ya Türkiye'nin gerçekleriyle konuşalım. Arkadaşlar biz olsak ne olacak? Ben memur çocuğu. Okumasaydım ben ya yani benim okumanın anlatabiliyor mu? Kimse kimsenin kara kaşı kara gözü için çalışmak üniversite iş bulma yeri değildir. İşte kendini geliştirmeyendir falan. Ya bir geçiniz efendim bunları. Biz Gariban çocuklarız ve çalışmak zorundayız. Biz ağzımızda eğer ağzınızda gümüş kaşıkla doğmuşsanız zaten üniversiteye hazırlanmazsınız. Zaten ne okuduğunuzun bir önemi yok. Ama eğer memur çocuğuysanız, işçi çocuğuysanız, emekçi çocuğuysanız, arkadaşlar her yerde okunur. Yeter ki bitirdikten sonra o bölümün iş imkanları olsun. Ona bakmak lazım. Tamam mı? O yüzden ben Türkiye'nin 81 ilinin 81'inde de okurum. Ha, ama bana şunu diyebilirsiniz. Hocam ben kızım. işte Hakkari İngiliz dili İngilizce öğretmenliğine gideyim mi? Eyvallah orada bir düşün. Diyorum bunu. Hani senin gerçeklerinden dolayı kabul ediyorum. Zor. Yani bir kızın gidip de orada okuması zor. Kimse kendini iyi düşünün. Ama e, her yerde okumuşlar. Şimdi gastronomi okunur mu ona bakalım. Yani Mardin'i atalım oradan. Gastronomiye bakalım. Bence gastronomi iş var orada. ha Ama gastronomiyi nerede okumak lazım? E, bir adım sonrayı düşünmek lazım. Siz iş aramaya kalktığınızda gastronomi bitirmiş nerede iş arayacak? Büyük oranda turizm bel beldelerinde iş arayacak doğru mu? E, dolayısıyla gastronomiyi ne nerelerde okumak lazım? Turizm beldelerinde okumak lazım. Akdeniz'de okumak lazım. Tamam anlatabiliyor muyum? Mühendislikten örnek vereyim. Mühendislik nerede okunur? Bence Ankara'da bile okunmaz mühendislik. Bunu dedim diye geçen sene kavga ettik Ankaralarla. Ama gerçek bu ne yapabilirim yani? Çünkü bitirdiğin zaman Hacettepe bilgisayarı bitirdin. Nereye gideceksin diyeceksin. Yani o yüzden mühendislik okuyacaksan Marmara bölgesinde ve İngilizce oku. Çünkü iş alımlarında sana bir İngilizce biliyor musun diye soruyor. İki staj. E sen şimdi Ankara'dan gidip staj bulman daha zor. Ama bir Bursa'da Kocaeli'de okursan Sakarya'da okursan staj bulma imkanı daha kolay. O yüzden yazmadan önce. bence şehire bakmayın. Bölümün anlarına bakın ve o iş imkanlarında daha fazlaysa oralarda okumaya bakın. Yoksa her yerde okunur arkadaşlar. Ama her bölüm okunur mu çoğu bölümün ataması yok. Bunda da gerçekçi olalım lütfen. Diyorum bu bölümü yalnız uzatacağız merak etmeyin. Ne zaman? Tercihler zamanı. Tercihler zamanı Türkiye'nin gerçeklerini söyleyen tek yayın burası onu söyleyeyim size. Çok ciddiyim. Doların 33 lira olduğundan kimse bahsetmiyor. Enflasyonun TÜİK verileriyle bile %68 olduğundan kimse bahsetmiyor. Yazın gidin diyor yazın gidin değil işler. İyi düşünmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani önümüzü iyi görmemiz lazım. Çünkü 2-3 sene daha Türkiye ekonomik krizden çıkar. Mümkün değil. Ekonomik göstergeler kötü. O zaman bizim bu ekonomik krizi göğüsleye yerde okumamız lazım. Bunları düşünün lütfen. Tamam mı? Ha, ama bulacağı yer şu anda bunlar değil. Bu gece biz şu anda 55 günde neye odaklanmalıyız netlerimize. Biz 55 gün netlere odaklanacağız. Tamam mı? Netlerimizi artıracağız ve bölümü kazanmaya çalışacağız. Özlem şehir fark etmez hukuk istiyor. 70'e 42. Tam hukuk netindesin şu anda. 68 44 Özlem ama hukuku yakalamışsın. Tam sınır. Erzincan'a falan yeter şu anda netin. Birazcık daha artırıp iyi bir hukuka gitmeye çalış bence. de daha deviren de Adıyaman Okulu öncesi demiş. Hemen öncesi Adıyaman'a. Şöyle ekrana vereyim sen de gör Naide. 38 eş adı Yaman. Tamam. AYT de tamam. iki tane eksik var ama öbür tarafta baya bir fazlan var. 7-8 tane fazlan var. Kurtar. Naide bura tamam. Ama e, 45 TYT e, tamam bence de. AYT'n 57 ya 65'e kadar bence 8 tane daha artar burası. Başarılar dilerim. Güzel bir net oldu. Mustafa Tanış da Nevşehir okul öncesi demiş. Bugün baya bir okul öncesi baş, e, vardı. Nevşehir'de 58-50 ile almış. Şöyle ekrana vereyim. Şimdi AYT'den iyi de de eksiğin var. AYT'de hatta 5 fazlan var. Öbür tarafı versek 40 desek 58. Yani yine de bir 15 tane falan de eksiğin var düz hesap. Dolayısıyla TYT eksik senin de. E kadar ya niye böyle? Yani normalde hiç matematik bile yapmadan şu 35'i 45 yapabilirsin aslında. Şöyle söyleyeyim ben sana bak 45 yapsan orayı bu tarafı da 55 yaptığın anda 60 yaptığın anda gelecek. Yani Mustafa çok uzak değilsin. Şu 35 olan TYT'yi 45'e bir çıkart. Yani e, yapılabilir bu. Türkçe ve sözel de yapılabilir. Hiç matematiğe fene gerek yok. AYT'yi de bir 5 tane daha ekle. 60 gelse gelir sana. Başarılar dilerim. Çok değilsin inşallah yaparsın. Gürtel çopur Konular bu ay sonu biter. Denemelere bir ay yeter mi? Başta söyledim onu yoktunuz herhalde. Yeter arkadaşlar. Bir ay yeter. Hiç yoktan iyidir. Ama en ideali benim dediğim gibi 45 gün. Arkadaşlar bakın benim tecrübelerimi yaban atmayın. Gerçekten yıllardır bu işi yapıyorum. Bildim ve üniversite sınavı yetiştiriyorum. Sadece üniversiteye değil. LGS ve KPSS'ye, dikey bütün sınavlara öğrenci yetiştiriyorum. Ve gördüğüm şey bu arkadaşlar. Yani son 1-2 ayı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bununla yolu dediğim gibi konuları erken bitirmek. Konuları bitirmediğiniz için sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama ben sizi de uyardım ki 3 aydır çok yoğun bir şekilde konuları bitirin diye uyarıyorum. Ama hala bitirmeyen arkadaş. Şöyle söyleyeyim %70 bitse bile yeter. Bizi kurtarır AYT kısmında. Oturun deneme kasın gençler. Kaan Özel Eğitim demiş. Hemen bir bakalım Giresun Özel Eğitim'e. Şöyle ekrana vereyim. Sen de gör. Evet gördüğün gibi 44 ile almış Giresun. Tam böyle sözel neti işte. 45 e, e, 65. Şimdi senin TYT 60 bayağı iyi TYT var. E, şey de iyi. AYT de 55 güzel. Yani şu anda sanki kurtarırsın burayı ya. 15 tane orada bir fazlan var. Öbür tarafa eklesek sanki olur gibime geliyor. Ama bence şu AYT'yi bir anlatabilirsin. Yani netin şu anda Giresun'a yeter bence. Ama AYT'nin daha gidilecek yeri var. Bence TYT'de gidilmişsin Kaan. O birazcık daha şu AYT'ye yüklen. Başarılar derim burası sana. Arkadaşlar bugünlük bu kadar vaktimiz doldu. Şimdi salı ve cuma günü net e devam edeceğim. Bunun dışında eğer boşta kalırsam da soru cevap olarak yayın yapmayı düşünüyorum yine arada. Diğer sorularınız için. Tekrar ediyorum gençler. Sayısalcıların 60 ayeti gerekiyor. Eşit ağırlıkçıların 45 ayeti geçmesi gerekiyor. Dilcilerin ve sözelcilerin de 65 ayeti geçmesi gerekiyor. Güzelin altındaki bölümler e, güzel bölümler değiller. İyi bölümler bunların üzerinde. Zaten yığılma dediğimiz olay da bunların altında gerçekleşiyor. Bunların üstüne çıktığınız anda yığından oluyorsunuz. Yani o yüzden şu son 55 gün çok önemli. Peki ne yapmamız gerekiyor? AYT önem vermemiz gerekiyor. Tabii ki TYT yapmamız gerekiyor ama çabamızın çoğunu AYT'ye vermemiz gerekiyor. gerekiyor. Konular bittikten sonra da seri deneme yapmamız gerekiyor. Seri deneme yaparsak eğer hem zamana karşı kendimizi yetiştirmiş oluruz, zaman sorununu çözmüş oluyoruz, hem de bilgi eksiğimizi kapatmış oluyoruz ve sınava en iyi şekilde hazırlanmış oluyoruz arkadaşlar. 5 gün 5 gün arkadaşlar yanınızda olmaya devam edeceğim ama asıl oradan sonra tercih döneminde yayınları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü sınav sonuçları açana kadar 8 Haziran'la 17 Temmuz arasında arkadaşlar ben her gün üniversiteleri, bölümleri değerler O bölümleri kaçırmamanızı tavsiye ederim netimizi şey üniversiteyi kazandıktan sonra tatile çıkarsınız. Sınav biter bitmez hemen tatile çıkmayın. Bekleyin. Yoğun bir tercih daha da arkadaşlar. İnanın çalışmaktan daha zor. Karar vermek çok çok daha zor. Bir kere iyi sayısalcılar şu kararı vermek zor. Tıp mı mühendislik mi? Bakın bu kararı biz vermeyeceğiz. Kendiniz vereceksiniz. İyi bir sayısalcı günün sonunda bu kararı vermek zorunda. 60 netin üstüne geçmişse AYT'de ya tıpa gider ya da iyi bir mühendisliğe gider. Ama kendi karar verecek. İşte bunların çasını biz ne zaman yapacağız? 8 Haziran'dan sonra. Ne zamana kadar? 17 Temmuz'a kadar. 17 Temmuz'a kadar sınavlar açıklanana kadar. Sınavlar açıklandıktan sonra başarı sıralığımız belli olduktan sonra ne yapacağız? Tercih dönemi. Tercih dönemi 2 hafta kadar sürüyor. O arada ve yoğun bir dönem oluyor. O dönem daha zor bir dönem. İnanın ders çalışmaktan daha stresli geçecek. Tercihe çünkü anne babalar karışıyor, kardeşler karışıyor, bütün akrabalar. Herkes karışıyor arkadaşlar ama herkes karışıyor. Kafalar 1 milyon olacak, çok karışacak. İşte orada mutlaka e takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. En azından size bir fikir vermesi açısından. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi akşamlar diyorum. 55 günü güzel değerlendirin diyorum. İnşallah üniversite sınavını kazanırsınız ve gidersiniz diyorum. Direkt özel eğitimi soruyor. Hemen önümdeyken bak göstereyim sana da 68 kılı almış Zonguldak. Senin TYT 40 AYT 60 60. Bak. Mesela bir üstündekine bakarsan daha rahat görürsün. 49.4 Yani senin şu anda netin bence özel eğitime yetiyor Fatma Kavak. Tamam mı? Ama istediğin daha yukarıda bir özel eğitim varsa birazcık daha yapman gerekiyor. Fakat bence şu anda zaten Sözelcilerde iyi dediğim yere ulaşmışsın. Yani netin güzel, çok iyi bence. Bir 5 tane daha belki yapabilirsin. Hani hiç matematiksiz bile yapabilirsin 45 taneyi. AYT'de de 60-65 bandına ulaşmışsın. Şu neti sınavda yaparsan özel eğitim rahatlıkla gelir. Başarılar dilerim. Yani Batuhan Sameter 2 yıllık bir AYT'ye de gireceğim. Yani iki yıllık düşünüyorsan AYT'ye girmek tabii ki gereksiz Batuhan. Ama gireceksen yapacak bir şey yok. Dediğim gibi deyiverdiniz. Yani bitmesin bence oturun çalışın. Ama iki yıllık istiyorsan tabii ki biz sağlıkları öneriyoruz. Sağlıkta atama var, iş var. Bir de internetle ilgili olan bölümler. Ben tercih dönemi burada, yine canlı yayınlarımız devam edecek. Tercih dönemini kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tercih dönemindeki canlı yayınlarda üniversiteleri inceleyeceğiz, özelleri ayrı inceleyeceğiz, vakıf üniversiteleri, devleti ayrı inceleyeceğiz, 2 yıllık bölümleri ayrı inceleyeceğiz. O bölümleri kaçırmamanı tavsiye ederim. TÜİK verilerine göre en çok kazanan iki yıllıkları da orada tekrar bir anlatacağım. Ama sağlıkta... E, sağlık bölümlerini tavsiye ediyoruz 2 yıllıkta genelde. Şerife Nur Ünsal da Selçuk Diş demiş. Hemen bir bakalım Selçuk Diş'e. Şöyle ekrana vereyim. Sen ne gördün Ekrana sığdıralım. Evet. 92 64 almış Selçuk Diş Nur. Şimdi 75 TYT'm var. Bir 15 tane orada eksiğimiz var Nur. 10 tane de öbür tarafta eksiğimiz var. Yani 15'e 10 yapsan gelir. Bence dengeli bir yer. 15'e 10 yapılabilir bir yer. 55 gün var. 55'i bak çok yaklaşık. Başından beri eğer izliyorsan diyorum ki sayısalcılara ne yapayım? 60'ı geçin. Eğer sayısalda 60 neti geçerseniz AYT'de güzel yerler var. Mesela Selçuk Diş de bence güzel bir bölüm. Yani sana tavsiyem ne yap et şu 55 bandına çıkartman gerekiyor. Sen orayı çıkartırsan öbür tarafta bence bir an önce konu bitirmeye ihtiyacın var. AYT e konularını bir an önce bitir ve seri denemelere geç. Başarılar dilerim.